İslam peygamberleri. Huzur Otositi'nin katkılarıyla Hasip Sönmez'in hazırlayıp Emrullah Huzur'un sunduğu İslam Peygamberleri programı başlıyor. Bugün yine Akre FM frekanslarında yeni bir bölümle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Bu saatte Akre FM frekanslarında bulunan siz sevgili dinleyenlerimiz biliyorlar ki bu saatte kendine yer bulan programımızda Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamber efendilerimizin salavatullahu aleyhi ecmain hayatlarını anlatmaya çalışıyoruz. Başladığımızdan bu yana Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut aleyhisselamları anlatmış bulunuyoruz. Bugünse Allah'ın emirlerine kayıtsız şartsız itaat eden, babasına o ne emretmişse hemen yerine getir diyerek boynunu bıçak altına uzatarak kesilmesini bekleyen, bu teslimiyet karşısında yerine kesilmek üzere Allah tarafından koç gönderilen Hazreti İsmail aleyhisselamı tanımaya çalışacağız efendim. Sevgili dinleyenler, Mısır'da başlarına gelen Firavun hadisesinden sonra, orada huzur bulamayan Hazreti İbrahim, Mısır'ı terk ettikten sonra yerleştiği her yerde çabucak çevre edinmiş, kuyular açmış, mescitler kurmuş, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmış, malı çoğalmış, herkesin sevdiği, iyiliksever biri olarak yaşantısına devam etmekteydi. Evine inen konuklarını en iyi şekilde ağırlardı. Allah misafirlerini ağırlayanların ilkiydi ve konuklar babası diye anılırdı. Yüce Allah ona rızık ve geçim bolluğu, servet ve hizmetçiler ihsan etti. Yüce Allah, İbrahim aleyhisselama mal ve servet bolluğu verince, İbrahim aleyhisselam, ey Rabbim, benim çocuğum yok, ben çok mal ve serveti ne yapayım demişti. Mukaddes beldelerde 20 yıldan beri oturdukları halde çocukları olmuyor, Hazreti Sare ise bir hayli yaşlanıp İbrahim aleyhisselam için çocuk doğurmaktan kalmış bulunuyordu. İbrahim aleyhisselamın da yaşı çok ilerlemişti. Fakat kendisi salih bir oğul ihsan buyurması için Yüce Allah'a yalvarıp duruyordu. Ancak zevcesi Hazreti Sare'nin çocuğu olmuyordu. Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare'nin Mısır'dan gelişlerinden 10 yıl sonraydı. Hazreti İbrahim'in Allah'tan evlat sahibi olabilme taleplerini bilen Hazreti Sare, bu duruma üzülüyor ama elinden de bir şey gelmiyordu. Derken Hazreti Sare, hizmetçisi Hazreti Hacer'i İbrahim aleyhisselama bağışlayarak, ''Ben onun gösterişli bir kadın olduğunu görüyorum. Sen onu zevceliğe al. Belki Allah sana ondan bir oğul nasip eder.'' dedi. Hazreti İbrahim biraz düşündükten sonra önce bu teklifi reddetti. ''Ey Sare, bu işin sonundan endişe ederim. İleride Hacer'i kıskanmandan korkarım. Huzurumuz bozulsun istemiyorum.'' dediyse de Hazreti Sare kararlıydı. Hazreti Hacer'in Hazreti İbrahim'le evlenmesi konusunda ısrarcı oldu. Bu ısrarların sonunda Hazreti İbrahim çocuğu olmadığı için hanımı Hazreti Sare'nin isteği ve izniyle Hazreti Hacer'le evlendi. Birbirini kovalayan günler, haftalar, aylar sonra İbrahim aleyhisselam 86 yaşında bulunduğu sırada Hazreti Hacer bu evlilikten nur topu gibi bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Adını İsmail koydular. Kendisine Allah'ın kurbanı anlamında Zebihatullah da denir. Hazreti İbrahim'in Hazreti Hacer'den olan büyük oğlu ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedelerindendir. Kur'an-ı Kerim'de 12 yerde ismi zikredilmekte ve aynı zamanda kendisine vahiy indiği bildirilmektedir. İsmail aleyhisselam boylu poslu, ak saçlı, güzel ve nur yüzlü, kırmızımsı tenli, küçük başlı, büyük gözlü, uzun burunlu, kalın boyunlu, geniş omuzlu, uzun elli ve uzun ayaklı, çok güçlü ve kuvvetliydi. İyi bir at binicisi, avcı ve atıcıydı. Değerli dinleyenler, Hazreti İsmail'in doğumuyla birlikte
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nuru, Hazreti Hacer vasıtasıyla İsmail aleyhisselama intikal etmiştir. Hazreti Hacer, Hazreti Sare ve Hazreti İbrahim güzel güzel birlikte yaşamakta ve her şey güzel gitmekteyken, Hazreti Hacer'in hamileliği belli olduktan sonra, zamanla Hazreti Sare'de kıskançlık emareleri görülmeye başlamıştı. Firavun'un sarayında kendisine hediye edilen ve kocasına da kendisi tarafından nikahlanan bir cariye, böyle şerefli bir soyun büyük annesi olacak, kendisi bir tarafta unutulup kalacaktı. Bunlar düşünülüp dururken, bir gün kucağına konuluveren İsmail adlı bu nur yüzlü yavruya kendi yavrusu gibi bakamadı. Hazreti Hacer'e karşı olan duyguları günden güne değişmiş, gittikçe tatsız bir hal almıştı. Onu iyiden iyiye kıskanmaya başlamıştı. Bu arada İsmail de günden güne güzelleşmiş, tatlılaşmış, kendini daha da sevdirir olmuştu. Derken günlerden bir gün artık patlamak üzere bulunan kalbindeki duyguları birer birer kocası Hazreti İbrahim'e dile getirdi. Artık aynı çatı altında yaşamalarının çok zor olduğunu, bu nedenle Hazreti Hacer'le Hazreti İsmail'i kendisinin katiyen göremeyeceği başka bir yere götürüp bırakmasını istedi. Hazreti İbrahim ne yapacağını bilemiyordu. Yüce Allah, Hazreti Sare'de meydana gelen bu duyguyu çeşitli hikmetlerle Hazreti İbrahim'e vahyetti. Onları emin bir bölgeye götürmesini bildirdi. Hazreti Hacer'le oğlu İsmail'i alıp başka bir beldeye götürüp onları oraya yerleştirecekti. Bu yolculukta onlara bir melek rehberlik yapacak, yerleşecekleri yeri onlara gösterecekti. Hazreti İbrahim, Hazreti Sare'yi üzmemek için Allahu Teala'nın emriyle Hazreti Hacer'le oğlu İsmail'i yanına alarak bir akşam üzeri evden ayrıldı. Günlerce süren yolculuk bir türlü bitmedi. Kılavuz melek henüz bir yerde durmuyor, konaklama yapılan yerlerde ise "Ey İbrahim, asıl menzil burası değildir" diyerek yolculuğu tekrar başlatıyordu. Böylelikle yaklaşık 1000 kilometre yol tüketilmişti. Nihayet bir gün derin vadileri, yüksek yüksek tepelerin bir araya geldiği, çırılçıplak bir mekanda yolculuk son buldu. Cibril'i emin olduğu rivayet edilen kılavuz melek, 3-5 adım ileride bulunan ve yerden 2-3 adım boyu kadar yüksekçe küçücük bir tepeyi işaret etti. "Menzilimiz ve Beytullah'ın yeri burasıdır" dedi. "Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk, la şerike lek. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk, la cümle hücaci. Lebbeyk deriz ya Rab.
Radyoculuğun yüz akı Akra. Değerli dinleyenler, Hazreti İbrahim, Hazreti Hacer ve Hazreti İsmail'den oluşan küçük kafilenin getirilerek bırakıldıkları ve "Menzilimiz ve Beytullah'ın yeri burasıdır" denilen yer, daha evvel Hazreti Adem tarafından inşa edildiği rivayet edilen, fakat temelleri bile kalmayan mübarek binanın, Beytullah'ın bulunduğu mekandı. Gide gide, bugün Mekke ismini almış olan mukaddes beldeye varmışlardı. Bugünkü, Zemzem kuyusunun bulunduğu yerin çok yakınında konaklamışlardı. Hazreti İbrahim, çadır kurarak bu ana oğlu oraya yerleştirdi. Yanlarına içi hurma dolu meşin bir dağarcık ve içi su dolu bir kırba bıraktıktan sonra yanlarından ayrılmak için çadırdan dışarı çıktı. Varacakları menzile varıp da yerleştirildikleri mekanı ve Hazreti İbrahim'in bırakıp gidecek olduğunu gören Hazreti Hacer telaşa düşmüş ağlıyordu. Hazreti İbrahim geldiği yere dönmek üzere oradan izi sıra geri döndü. Hazreti Hacer İbrahim aleyhisselamın arkasından seslenerek, "Ey İbrahim, bizi bu ıssız vadide bırakıp da nereye gidiyoruz? Öyle bir vadi ki ne görüşülecek bir kimse var ne de bir şey" dedi. Cevap gelmeyince Hazreti Hacer sözünü tekrarladıysa da İbrahim aleyhisselam ona dönüp bakmadı. Bunun üzerine Hazreti Hacer, "Yoksa bizi buraya bırakıp gitmeni sana Allah mı emretti?" diye sorunca İbrahim aleyhisselam da "Evet" diye cevap verdi. Hazreti Hacer, "Öyleyse Allah bize yeter. O bizi zayi etmez, himayesiz bırakmaz" dedikten sonra tevekkülle çocuğunun yanına döndü. İşte Hazreti İbrahim'in günlerce süren yolculuk boyunca konuştuğu tek kelime bundan ibaretti. Hazreti İbrahim onların yanından ayrılıp Mekke'nin üst tarafındaki Seniye mevkiine kadar ilerledi. Sonra onlar tarafından görülmeyecek bir yerde durup yüzünü bugün Kabe'nin bulunduğu tarafa döndürdü ve ellerini kaldırdı. "Ey Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını senin mukaddes olan evinin yanında namazlarını dosdoğru kılsınlar diye ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Artık insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Şükretmeleri için onları bazı meyvelerle rızıklandır" diyerek Allah'a dua etti. Sonra da Şam taraflarındaki diğer ailesinin yanına döndü. Hazreti İbrahim'in bu duaları Kur'an diliyle şöyle anlatılmaktadır. Hani İbrahim karısı Hacer'le oğlu İsmail'i Mekke yöresine yerleştirip şöyle demişti. "Ey Rabbim, bu şehri emniyetli kıl. Beni ve oğullarımı heykellere, putlara tapmaktan uzak tut." İbrahim 35. "Ey Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin mukaddes evin olan Beytullah'ın yanında ekinsiz, çorak bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, namazı dosdoğru kılsınlar diye böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir
ve onları çeşitli meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler. İbrahim 37. Ey Rabbimiz! Duamı kabul buyur. İbrahim 4. Radyoculuğun yüz akı. Akra. Hazreti Hacer, oğluyla birlikte bırakıldıkları vadide yaşıyor, acıktıkça hurmadan yiyor, susadıkça sudan içiyor ve oğlunu emziriyordu. Bir süre sonra kırbadaki su tükenince hem kendisi hem de İsmail aleyhisselam susadılar. Su tükendiği zaman Hazreti Hacer'in de sütü kesildi. İsmail aleyhisselam acıkmış, ağlamaya başlamıştı. Güneş bütün sıcaklığıyla etrafı yakıp kavuruyor, Hacer'le oğlunun susuzluğunu daha da arttırıyordu. Hazreti Hacer, oğlunun açlığından, susuzluğundan kıvranıp durduğuna bakıp, onu ölüyor sandı ve tasalandı. Çocuğunun elemli haline bakmaya daha fazla dayanamayarak, onun yanından kalkıp biraz öteye doğru gitti. O bölgede en yakın tepe olan Safa Tepeciğinin üzerine çıktı. Sonra vadiye karşı durdu, etrafına bakındı. Bir şeyler göremeyince Safa Tepeciğinden hızla inip vadide entaresinin eteğini toplayıp koşarak vadiyi geçip Merve Tepeciğine geldi. Orada da biraz durdu ve bir kimse görebilir miyim diye baktı. Fakat yine hiçbir kimse göremedi. Hazreti Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasında 7 kere gitmiş gelmişti. Hazreti Hacer son defa Merve Tepeciği üzerine çıktığında bir ses işitti. Dikkatle dinleyince önceki gibi bir ses daha işitti. Bu ses bir insan sesine benziyordu. Bunun üzerine, "Ey ses sahibi, sesini duyurdum. Ey Allah'ım, sesini bana duyurdun. İmdadıma da yetiş. Yetişmezsen ben de yanımdaki yavrum da helak olup gideceğiz." diye yalvarınca, Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek, Cebrail göründü. Cebrail aleyhisselam, Hazreti Hacer'e, "Sen kimsin?" diye sordu. Hazreti Hacer, "Ben İbrahim'in buraya baktığı zevcesiyim, oradaki de oğlumdur." dedi. Cebrail aleyhisselam, "İbrahim sizleri kime ısmarladı?" diye sordu. Hazreti Hacer, "Bizi Yüce Allah'a ısmarladı." dedi. Cebrail aleyhisselam, "O sizi en şerefli, en keremli ve yeterli Rabb'e ısmarlamış." dedi ve ayağının ökçesiyle yeri eşince su kaynamaya başladı. Diğer bir rivayete göre de çocuk ayağıyla veya eliyle kumları eşelemeye başlamış ve oradan bir su çıkmıştır. Hazreti Hacer bir yandan boşa akmasın diye suyu havuz gibi toprakla çevirip gölek yapmaktan geri durmuyor, bir yandan da hem zem zem dur dur diyor hem de kırbasını doldurmaya devam ediyordu. Suysa avuç avuç alındıkça yerden kaynayıp duruyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah İsmail'in annesi Hacer'e rahmet eylesin. Eğer o zemzemi kendi haline bıraksaydı da suyu avuçlamasaydı, muhakkak ki zemzem akar bir kaynak olurdu." buyurmuştur. Hazreti Hacer bu sudan içti, sütü gelip çocuğunu emzirdi. Melek Hazreti Hacer'e, "Zayi ve helak oluruz diye sakın korkmayınız. İşte şurası Beytullah'ın yeridir. O beyti bu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Allah o işin ehlini zayi etmez." dedi. Fuzul Otositi'nin katkılarıyla Hasip Sönmez'in hazırlayıp Emrullah Uzun'un sunduğu İslam Peygamberleri programı kısa bir aranın ardından devam edecek.
Başım açık yalın ayak, düştüm Kâbe yollarına. Günahıma ağlayarak düştüm Kâbe yollarına. Dost ahbapla vedalaşır, nice sarpıdalar aşır. Değerli dinleyenler, Hazreti İbrahim'in oğluyla tek başlarına bıraktığı Hazreti Hacer, bulundukları yerde yaşayıp durduğu sırada, bir gün Dımaşk, Şam taraflarından gelmekte olan Cürhümilerden bir cemaat, bir kuşun oralarda gelip gittiğini görmüşlerdi. Kuşların su başlarında dolaştıklarını bildiklerinden kalkıp oraya geldiler. Cürhümiler, geldiği sırada İsmail aleyhisselam ve annesi Hazreti Hacer, suyun başında bulunuyordu. Cürhümiler, Hazreti Hacer'e selam verdiler. O da selamlarına mukabele etti. Cürhümiler, bu su kimindir diye sordular. Hazreti Hacer, benimdir dedi. Cürhümiler, bizim de gelip şuraya senin çevrene konmamıza izin verir misin diye sordular. Hazreti Hacer, şu su üzerinde sizin için bir malikiyet hakkı ve iddiası bulunmamak şartıyla konabilirsiniz dedi. Cürhümiler, olur dediler. Görüşecek, konuşacak insanlara muhtaç bulunduğu bir sırada, Cürhümilerin bu gelişi, Hazreti Hacer'in arzusuna uygun düştü. Cürhümiler, oralara konup gerideki hane halklarına haber saldılar. Onlar da gelip birlikte oraya yerleştiler, ev, bark sahibi oldular. Cürhümiler, su kenarında ağaçlar yetiştirip, ağaçların üzerine gölgelik ve çatı yaptılar. Anne oğul, onun altında onlarla birlikte oturdular. Mekke'nin ilk sakinleri böylece Cürhümiler oldu. Hazreti İsmail, Mekke'ye yerleşen Cürhümilerin çocuklarıyla büyümüş ve onlardan
ok atıcılığını öğrenmiş, iyi bir atıcı ve avcı olmuştu. Mekke'nin harem bölgesinin dışına çıkarak avlanır ve avlanmayı, ata binmeyi, yabani atları ehlileştirip binmeyi çok severdi. Ayrıca Hazreti İsmail Arap dilini çok güzel, fasih bir şekilde konuşan bir insandı. Sahih hadis kitaplarından Buhari'de rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz zamanında Eslem kabilesinden bir grup, yarış için ok atışırken, Peygamberimiz onlara şöyle demiştir. Ey İsmail oğulları, ok atınız. Sizin atanız da mahir bir ok atıcıydı. Yine Ebu'l-Fida, El-Bidaye ve Nihaye adlı eserde, rivayet edildiğine göre de, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir hadisi şerifinde, at edininiz, onu miras olarak alın ve miras olarak bırakınız. Çünkü bu size babanız İsmail'in mirasıdır buyurmuştur. Hazreti İbrahim bir zaman sonra hanımıyla oğlunu ziyarete geldi. Onları bereket içinde şenlenmiş, kalabalıklaşmış bir mekanda görünce çok sevindi. Yüce Allah'a hamdü sena etti. Artık Hazreti İbrahim zaman zaman Mekke'ye geliyor, bir süre oğlu ve hanımıyla birlikte kalıyor, sonra da geri dönüyordu. Yıllar geçmiş, Hazreti İsmail büyüyüp serpilmiş, yakışıklı bir delikanlı olmuştu. Mekke'de sevilen, sayılan biriydi. Hazreti İbrahim yine bir gün Mekke'ye gelmişti. O gece uyurken rüyasında bir ses şunları söylemişti. Ey İbrahim! Allah oğlun İsmail'i kurban etmeni istiyor. Hazreti İbrahim vücudunun her zerresinde oluşan boncuk boncuk terler arasında korkuyla uyandı. Gördüklerinin gerçek olup olmadığını düşündü. Bu rüya Allah'tan mıydı yoksa şeytandan mı? Bir türlü karar verememişti. Ancak içine şüphe düşmüştü. Ertesi gün aynı rüyayı bir defa daha görmüştü. Bu defa rüyanın Allah'tan olduğuna kanaat getirmeye başlamıştı. Üçüncü günde aynı rüyayı görünce artık kalbinde en ufak bir şüphe dahi kalmamıştı. Bu kesin bir emirdi ve oldukça büyük bir imtihandı. Hazreti İbrahim çok önceleri bir oğlum olursa Allah yoluna kurban edeceğim diye adakta bulunmuştu. Sonra da bunu unutmuştu. Üç gün üst üste gördüğü bu rüyayla adağa kendisine hatırlatılıyor, İsmail aleyhisselamı kurban etmesi isteniyordu. Edecekti çaresiz. Zira Yüce Allah Hazreti İbrahim'i kendine halil yani dost seçmişti. Şimdi de onun bu dostluğa layık olup olmadığını imtihan etmek istiyordu. Yüce Allah, onu çok sevdiği, en kıymetli varlığı oğluyla imtihan edecekti. Peki, bu meseleyi oğluna nasıl açıklayacaktı? Acaba oğluyla hanımı bu durumu nasıl karşılayacaktı? İtaat ederlerse problem olmayacaktı. Ya itiraz ederlerse ne olacaktı? O vakit, Yüce Allah'ın azabından kurtulamazlardı. Bu imtihan, yalnız Hazreti İbrahim için değil, oğlu ve hanımı için de geçerliydi. Biri Allah yolunda canını feda edecek, diğeri ise biricik oğlunu. Baba oğul sık sık odun toplamaya giderlerdi. Yine bir sabah Hazreti İbrahim oğluna ip ve bıçak almasını, birlikte oduna gideceklerini söyledi. Baba oğul yanlarına ip, bıçak ve balta alarak yola koyuldular. Şimdiki Mina mevkiine gelince Hazreti İbrahim gördüğü rüyayı yavaş yavaş oğluna anlatmaya başladı. Allah tarafından imtihana tabi tutulduklarını anlatmaya çalışıyordu. Hazreti İsmail de babasının anlattıklarından sonra en ufak bir korku ve telaş olmamıştı. Hayatı veren Allah değil miydi? Sahibi o olduğuna göre yine o alacaktı. Ama erken ama geç. Üstelik bundan daha şerefli bir ölüm olabilir miydi? Hazreti İsmail tam bir teslimiyet ve tevekkül içindeydi. Babacığım, hiç endişelenme. Her neyle emrolunduysan onu yap. Allah'ın izniyle beni sabreden biri olarak göreceksin.
Radyoculuğun yüz akı. Akra, 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 akra. Değerli dinleyenler, Hazreti İsmail'in tam bir teslimiyet ve tevekkül içinde babasına, "Babacığım, hiç endişelenme. Her neyle emrolunduysan onu yap. Allah'ın izniyle beni sabreden biri olarak göreceksin" diye verdiği cevap, İbrahim aleyhisselamı hem sevindirmiş hem de duygulandırmıştı. Oğlunu şefkatle süzerken gözlerinden birkaç damla yaşartmıştı. Oğluyla gurur duyuyordu. Tam bu esnada birden önlerine şeytan çıkmış, babalık şefkatini tahrik ederek kalbine vesvese vermeye başlamıştı. Şeytan, habire gördüğü rüyanın yalan olduğunu, biricik oğluna kıymaması gerektiğini söyleyip durduysa da, Hazreti İbrahim kendisini taşlayarak kovalamıştı. Bu defa Hazreti İsmail'e dönen şeytan ona vesvese vermeye başlamış, fakat Hazreti İsmail de aynen babasının yaptığı gibi şeytanı taşlamış ve yanından kovmuştu. Bu defa Hazreti Hacer'e yanaşan ve vesvese vermeye başlayan şeytan ondan da yüz bulamamış, her üçünün de Allah'a tam teslimiyet içinde olduklarını görmüş ve her üçü tarafından da taşlanarak kovalanmıştı. Hazreti İbrahim, oğlunu kurban etmek, Yüce Allah'ın emrini yerine getirmek üzere Bismillah deyip bıçağı Hazreti İsmail'in boynuna sürünce bıçak kesmeyiverdi. Çünkü Allahu Teala'nın isteği Hazreti İsmail'in kurban edilmesi değildi. Bu olayla Hazreti İbrahim ve ailesinin sadakat ve sabırlarını meleklere ve bütün insanlığa göstermek istiyordu. Bu bir dostluk ve bağlılık sınavıydı. Bıçağın kesmediğini gören Hazreti İsmail ve Hazreti İbrahim yeniden pozisyon alıp bıçağı yeniden indiriyorken duyduğu sesle durmak zorunda kaldı. "Ey İbrahim! Allah'a ne kadar bağlı bir kul olduğunu ispatladın. Dur artık. İsmail'i kesmene lüzum yok." Hazreti İbrahim başını kaldırıp sesin geldiği yere, yani yukarı bakınca elinde kurbanlık bir koçla Cebrail aleyhisselamı gördü. "Ey İbrahim! Bu koç 40 senedir cennette beslenmektedir. Şimdi oğlun İsmail'in yerine onu kurban etmen için yeryüzüne gönderildi." Hazreti İbrahim sevinç içinde oğlunun gözlerini çözdükten sonra koçu alıp kurban etti ve Allahu Teala'ya şükretti. O günden itibaren bütün Müslümanlar Hazreti İsmail'in kurtuluşunu kutlamak ve Allah'a şükran borçlarını ödemek için kurban kesmeye başlamışlardı. Kurban kesmek vacip olan bir ibadet olarak kıyamete kadar devam edecektir. Ayet-i celilelerde bu konu şu şekilde anlatılmaktadır. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağı erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenle bulacaksın" dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında
ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektedir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine apaçık zulmedenler de. Saffat 102-113. Hazreti İbrahim yine bir gün Mekke'ye geldiğinde Allahü Teala Halil'ine Kabe'yi muazzamayı yapmasını, Hazreti İsmail'in de kendisine yardımcı olmasını emreyledi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim Allah'ın emrini Hazreti İsmail'e duyurup yardımını istedi. O da ona yardım edeceğini söyledi. Fakat Kabe'nin yeri belirgin olmadığından, nereyi yapacaklarını bilmediklerinden, rivayete göre Cebrail aleyhisselam Kabe'nin şu andaki yerini gösterdi. Bunun üzerine malzeme tedarik ederek ilk önce temeli kazıp Adem aleyhisselam zamanındaki temeli buldular, daha sonra da aynı temel üzerine Kabe'yi inşa ettiler. Hazreti İbrahim oğlunun getirdiği taşlarla Cebrail aleyhisselamın tarifine uyarak Kabe'yi yapıyordu. Hazreti İbrahim bir taraftan inşaatı yaparken diğer taraftan da Rabbine dua ederek kendilerini İslam'a teslim olanlardan neslinin de aynı olmasını ve tövbelerinin kabulünü niyaz ediyordu. Bununla ilgili ayeti celilede şöyle buyurulmaktadır. Hani beyti, Kabe'yi insanlara sevap kazanmaları ve birleşip bütünleşmeleri için toplantı ve güven yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin, orada namaz kılın. İbrahim ve İsmail'e de ibadet kastıyla Kabe'yi tavaf edenler, itikafa çekilenler, rükû ve secde edenler için evimi tertemiz yapın diye emretmiştik. Bakara 125. Hani İbrahim, Beytullah'ın temellerini İsmail'le beraber yükseltirken şöyle dua etmişti. Ey Rabbimiz! Bizden yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz sen bizi hakkıyla işiten ve bilensin. Ey Rabbimiz! İkimizi de sana teslim olanlardan kıl. Soyumuzdan da sana boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir. Bize ibadet, yer ve usullerini göster. Kusurlarımızı affedip tövbemizi kabul buyur. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhamet edensin. Ey Rabbimiz! Onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları şirkten ve kötülükten arındıracak bir peygamber gönder. Şüphesiz sen aziz ve hakim, hüküm ve hikmet sahibisin. Bakara 127-129. Ey güzel Rabbim, bizi sen böyle naçar eyleme. Ey güzel Rabbim, bizi sen böyle naçar eyleme. Cürbide alude kılma, hem günahkar eyleme. Cürbide alude kılma, hem günahkar eyleme. Burada anlattın bizi okbada azad eyleme. Burada anlattın bizi okbada azad eyleme. Lütfet Allah'ım bizi mahrum idilar eyleme. Lütfet Allah'ım bizi mahrum idilar eyleme. O kadar çok ki günahım, haddini vermeyleme. Haddini vermeyle.
Fuzul Oto City'nin katkılarıyla Hasip Sönmez'in hazırlayıp Emrullah Uzun'un sunduğu İslam Peygamberleri programı devam ediyor. Değerli dinleyenler, Kabe'yi tamamlanınca İbrahim Aleyhisselam oğluna "Ey İsmail, iyi bir taş getir ki hacılara işaret olsun" buyurdu. Hazreti İsmail bir taş getirdiyse de Hazreti İbrahim daha iyi bir taş istedi. Bunun üzerine Ebu Kubeys denilen tepeden Cebrail Aleyhisselam tufanda bana bir taş emanet etti. "Gel onu al" diye bir ses işitti. Hemen Ebu Kubeys dağında Hacerül Esved ismi verilen bu taşı bulup alarak getirdi ve Kabe duvarında şu andaki yerine koydular. Kabe'nin inşası bittikten sonra Hac suresi 27-29. ayet-i celilelerde insanlar arasında haccı ilan et ki gerek yaya olarak gerekse binekli tavaf için Kabe'ye gelip tavaf etsinler emredildiği gibi bütün müminler Hazreti İbrahim'in imamlığında hac ettiler. Böylece hac yapmakta bu ayeti celilelerle müminlere farz kılınmış oldu. Değerli dinleyenler, Hazreti İsmail büyüyünce Cürhüm kabilesinden bir kızla evlendi. Mekke'yi ve oğlunu ziyaretlerine devam eden Hazreti İbrahim, bir gelişinde evlendiğini öğrendiği Hazreti İsmail'in evine varmıştı. Kocası Hazreti İsmail'in yiyecek temin etmek için dışarıda olduğunu söyleyen gelinine mali durumlarını sorduğunda, durumlarının iyi olmadığını söyleyerek hallerinden şikayetçi olmuştu. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, "Kocan geldiğinde benden selam söyle, kapısının eşiğini değiştirsin" dedi ve oradan ayrıldı. Hazreti İsmail eve gelip bunu duyunca babasının bu hanımından ayrılması isteğini anladı ve hanımından ayrıldı. İlk eşinden bu şekilde ayrılan Hazreti İsmail, bir müddet sonra Cürhümilerden başka bir kızla evlendi. Hazreti İbrahim, bir müddet sonra yine Mekke'ye gittiğinde oğlunun evine uğradı. Hazreti İsmail yine evde bulunmuyordu. Yeni gelinine de aynı soruları sordu. O da cevaben, "Biz hayır ve saadet içindeyiz. Et yiyip zemzem içiyoruz" deyince Hazreti İbrahim, "Ya Rabbi, bunların etlerini ve sularını mübarek kıl, bereket ihsan eyle" diye dua etti ve geri döndü. İbn Abbas'ın rivayet ettiği bir hadisi şerifte Peygamberimiz buyurdu ki, İbrahim Aleyhisselam zamanında Mekke civarında hububat bilinmiyordu. Av etiyle gıdalanılırdı. Eğer o zaman hububat malum olsaydı, İbrahim Aleyhisselam hububat hakkında dua ederdi. İbn Abbas bu hadis hakkında buyurdu ki, İbrahim Aleyhisselam'ın bu duasının bereketiyle Mekke sıcak olmasına rağmen etle su burada diğer yerlere nazaran insanlara daha faydalıdır. İsmail Aleyhisselam ilk hanımını boşadıktan sonra Cürhümilerden Mudat bin Amrül Cürhümi'nin kızı Râle ile evlenmiş, ondan Nabit, Kaydar, Ezbel ve Ezbil, Mebşa veya Menşa, Mişma veya Meşmae, Maşı, Duma, Ezer ve Ezur, Tayma, Yatur, Nebiş veya Neiş, Kayzuma isimlerinde 12 oğlu doğmuş, bunlardan da çok miktarda torunu olmuştu. Bu arada Hazreti Hacer de 90 yaşına gelmiş ve vefat ederek oğlu Hazreti İsmail tarafından Kabe yanında bugün Hicr denilen yere defnedilmiştir. Hazreti İsmail, babası Hazreti İbrahim'in de vefat etmesinden sonra da gerek Kabe ve gerek hac amellerine ait hizmetleri yürütmek ve yönetmeye devam etti. İlk olarak Kabe'ye örtü örerek bir gelenek başlattı. Bu sırada Allah tarafından Mekke ve Mekke civarında oturan Cürhüm ve Amalika halkıyla Yemen kabilelerine peygamber olarak gönderildi. Hazreti İsmail'in bir Resul ve Nebi olduğu, ümmetine Allah'ın emirlerinden olan namaz, zekat gibi emirleri bildirdiği Kur'an-ı Kerim'de şu ayeti celilelerde anlatılmaktadır. İsmail, Elyas'a, Yunus ve Lut'a da aynı şekilde hidayet ettik. Her birine alemlerin üstünde farklı yüksek meziyetler verdik. Enam 86. Kitapta İsmail'i de an. Çünkü o sözüne sadıktı
ve tarafımızdan gönderilmiş bir peygamberdi. Meryem 54. O ehline, kavmine namazı, zekatı emrederdi. Rabbi katında da beğenilmişti. Meryem 55. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifil'i hatırla. Bunların her biri sabredenlerdendi. Onları da rahmetimizin içine aldık. Çünkü onlar iyilerdendi. Enbiya 85-86. İsmail'i, Elyasa'yı ve Zülkifil'i hatırla. Hepsi de hayırlı insanlardandır. Saat 48. Peygamberlikle görevlendirilen Hazreti İsmail'e başka kitap ve din verilmeyip, babasının dininin esaslarını halkına tebliğ ediyor, Allah'ın birliğini anlatarak onun emirlerine uymaya çağırıyordu. İnsanları 50 yıl imana davet etti, ancak pek az kimse imanla şereflendi. Hidayetten nasibi olmayanlara hiçbir söz fayda etmiyordu. İsmail aleyhisselamın ömrü tevhid mücadelesini yaymak uğrunda geçti. Ömrünün sonlarına doğru gözlerine perde inmişti. Gözlerine perde inen 3 peygamberden biriydi. Vefatına yakın kardeşi İshak aleyhisselamı yanına davet edip kızı Nesime'yi oğlu Aysa nikahladı ve bazı vasiyetlerde bulundu. Son zamanlarda İsmail aleyhisselam Mekke'nin sıcaklığından şikayet edince Yüce Allah, ben sana cennetten bir kapı, pencere açacağım. Kıyamet gününe kadar oradan sana serin serin yer esecektir buyurdu. Pencere açılacağı bildirilen yer, kendisinin vefat ettiği zaman gömüldüğü Hicr'di. Nakledildiğine göre, Hazreti İsmail babasının vefatından 40 yıl sonra Mekke'de 137 yaşlarındayken vefat etti. Mescid-i Haram'da Kabe-i Muazzama'nın kuzey duvarı önünde bulunan ve annesi Hazreti Hacer'in kabrinin bulunduğu Hicri İsmail veya Hatim denilen yere defnedildi. Kabe'ye ait özel hizmetlerin Hazreti İsmail'den sonra yüzünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nurunun parladığı nakledilen oğlu Kaydar tarafından yapılmaya devam edildiği rivayet olunmuştur. Tüm Arabistan'a yayılan İsmail oğulları sülalesinden olup, Peygamber Efendimizin 20. dedesi olan Adnan'la İsmail aleyhisselam arasında 30 baba vardı. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisi şerifinde Allahu Teala Adem oğullarından İsmail aleyhisselamı seçti. Hazreti İsmail'in evladından oğullarından Kinane'yi, Kinane oğullarından Kureyş'i seçti ve ayırdı. Kureyş'ten Haşim oğullarını, Haşim oğullarından da beni seçti ve ayırdı buyurmuştur. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Hoşça kalın efendim. İslam peygamberleri. Kutul Otositi'nin katkılarıyla Hasip Sönmez'in hazırlayıp Emrullah Uzun'un sunduğu İslam peygamberleri programı sona erdi. Hayırlı günler.